Ekonomideki kopuşun hesabını kim verecek? Kimsenin bir hesap verdiği yok Türkiye'de, biliyorsunuz. Peki bunun hesabını kim verecek? Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Merkez Bankası enflasyonda beklediği sonuçları elde edememiş olmanın sorumluluğundan kaçınmak üzere kendinden önceki döneme kendilerine enkaz devrettikleri anlamına gelen cümlelerle eleştiriyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bir Merkez Bankası'nın en üst yetkilisi bu açıklamayı yapmışken bu ülkenin hukukçuları, bu ülkenin denetim sistemleri, müfettişleri, buna sebep olan herkesle ilgili olarak bir hesap sorma mekanizmasını başlatmak zorundadır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomik sistemin çöküşünü anlatan cümleleri sonrası muhalefet hesabı kim verecek diye soruyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Faiz kur linki kopmuş. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar, biz bir şey yaptık mı? Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Arkadaşlarımız ne diyor? Kopuş. Bu sıkıntının temeli kopuşmuş bu sistem. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Kopan ip bağlanabilir ama bir kez kopmuştur. Bunun yakın zamanda tesis edilemeyeceğini Merkez Bankası da biliyor. Cevdet Akçay'ın faiz düşerse enflasyon da düşer politikasını ve dönemin ekonomi yönetimlerini eleştiren cümleleri net ama muhalefet yetmez diyor. Faiz düşerse enflasyon da düşer denilip enflasyonun %65'e çıkarılmasının hesabını kim verecek? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Bu ülkenin rezervlerini, yedek akçelerini satıp gözündeki ışıltıya bakar mısınız diyen siyasetçinin hesabını kim verecek? %15'te bankalar olmuyorsunuz. 14. Bu bankalar bu aldığı parayı 36 yıllar kreditten bize satarken... Alma abi, alma. Çok yüksekse faiz alma kardeşim krediyi diyen Merkez Bankası Başkanı'nın hesabını kim verecek? Ya çok güzel konuştu Cevdet Hoca da yani. Sonuç. Evet. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarına karşı ne Erdoğan konuştu ne eski bakanlar. Mehmet Şimşek de sessiz. Sessiz, bir patikada kayboldu Mehmet Şimşek. Dedi ya tahmin patikamıza geri döneceğiz. Şubat ortalarından sonra... filan bir şeyler dedi, o patikada kayboldu. Patikayı da kaybettiler. Enflasyonu keçi yerine koyuyorlar. Ama enflasyon keçilerini kaçırdılar. Biz de pahalılıktan keçileri kaçırmak üzereyiz.